Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Habere Doğru'nun ikinci bölümündeyiz. Saatimiz tam 17 ve bugün 19 Ekim Çarşamba. Tele1'le ilgili karar aslında konuşacağımız gündemi şu anda bu konu belirliyor. Tele1'e 3 gün boyunca yayını durdurma ya da karartma kararı çıktı. Sedat Bozkurt bizimle birlikte. Merhabalar Sedat. Merhabalar. Önce geçmiş olsun demek lazım bu gibi işlerle. Yani bu gazetecilikte bunların hepsi gazeteciliğe dahil. Yani baskılar, yıldırma politikaları gazeteciliğe dahil. Yani gazetecilik yapma faaliyetlerine dahil. Her zaman muhatap olunacak bunlara. Bu niye Türkiye'de oluyor da başka yerlerde olmuyor? İşin ilginç tarafı. Ama bu öyle bir şey. Tabii yani Türkiye öyle bir şey. Yani başka ülke kıyaslayabileceğiniz bir ülke yok. Çünkü çok arada bir yer. Yani batıya bir hamle yapmışsınız ama batılı olamamışsınız. O hamleyle birlikte doğudan da kopmuşsunuz. Ama doğuda hala doğudan da ayrılmış değilsiniz. İşte Recep Tayyip Erdoğan diye bir siyasi figür geliyor. Bir devlet yönetim anlayışını ortaya koyuyor. Bir anda siz tüm dünyada Orta Doğu muamelesi görmeye başlıyorsunuz. Ama içten bir direnç de var ona. Olmuyor yani. O yüzden böyle arada kalmış bir ülke olduğumuz için biz sürekli olarak dünyayı yeniden keşfetmek zorundayız. Yani demokrasi nedir, hukuk nedir, insan hakları nedir, basın özgürlüğü nedir? Çünkü ayda bir kez biz bunları konuşuyoruz. Yani örneğin bizim çok gariban bir mesleğimiz var. Herhangi bir şey olduğu zaman biz gazetecilik nedir diye konuşuyoruz. Hiç şöyle bir tartışma başladığına tanık oldun mu? Doktorluk nedir? Ya da inşaat mühendisi nedir? Bu tartışmalar yok. Bırakılmış gitmiş. Ama gazeteciliği durup baştan tartışmak zorunda kalıyoruz. Şimdi burada da aynısını yapıyoruz. Ali Öztunç hattaymış. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcılarının Ali Öztunç. Merhabalar Ali Öztunç. Buyurun duygularınızı alın, düşüncelerinizi alın. Bir gazeteci kökenli bir siyasetçi olarak tabii ki merak ediyoruz düşüncelerinizi. Yani şöyle bakın, ben hem gazetecilik yaptım, televizyonculuk yaptım, hem de RTÜK üyeliği yaptım. Bence en önemlisi de buydu. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun üyeliğini yaptım. 2,5 yıla yakın. RTÜK üyeliğim süresinde benim gördüğüm bir tablo vardı. O da maalesef RTÜK Recep Tayyip'in üst kurulu olmuş durumda. O dönem biz bu eleştiri yapıyorduk. Bugün baktığımızda daha da farklı hale geldi. Tam militanlaşmış durumda. Ebubekir Şahin belki siyaset yapmak istiyor. Siyaset yapmak için burayı bir basamak olarak görüyor ve burayı kullanıyor. Sanki burada kraldan çok kralcılık yaparak birilerinin gözüne gireceğini zannediyor. Bu yanlış bir yöntem. Çünkü bu şekilde maalesef Türk demokrasisine, Türk basınına çok büyük bir darbe vuruyor. Efendim ikinci kez yayın durdurma. 3 gün. Üçüncü ne olacak? Üçüncü de lisans iptali. Ne zaman? Seçime giderken. Neden? Aman kimse konuşmasın. Tele1 konuşmasın. Diğer televizyonlar konuşmasın. Hiç kimse AK Parti dışında bir görüşü dile getirmesin. İşte bu. Bir yandan getiriyorlar, sansür yasasını meclise geçiriyorlar. Aynı süreçte RTÜK üzerinden televizyonlara, radyolara her türlü baskı yapıyorlar. Ve aynı süreçte yine reklam ilanla gazeteleri ıslah etmeye çalışıyorlar. Tek dertleri var. AK Parti iktidara devam etsin. Bunun için medya bağımsızlığı gidiyor mu, özgürlüğü gidiyor mu, medya bitiyor mu, televizyonculuk bitiyor mu, Türk basını darbe mi alıyor? Hiç umurlarında değil. Demokrasi darbe alır bundan. Sadece basın değil. Basının hür olmadığı, özgür olmadığı bir yerde demokrasiden bahsedilemez. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda emirle hareket eden RTÜK üyeleri var. Kusura bakmasınlar, bir kısmını tanırım. Birlikte görev yaptık. Ama maalesef baktığımız zaman bunlar emirle hareket ediyorlar ve Türk basınını, Türk yayıncılığını bitirmek istiyorlar. Ben dün akşam bu hassasiyetimi dile getirmek için Ebubekir Şahin'i aradım. Eski bir üye sıfatımla, yani bir siyasetçi, bir milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı yardımcısı olarak değil, kendisiyle sohbetimiz vardır çünkü. Ben de o üst kurulda görev yaptım. Eski bir RTÜK üyesi sıfatımla ben dün akşam Ebubekir Şahin'i aradım. Telefonuma dönmedi, açmadı. Önce konuşuyordu, çaldı konuşurken. Sonra aradığımı gördü ve dönmedi. Çünkü ne diyeceğimi biliyordu. Çünkü verecek cevabı yoktu Ebubekir Şahin'in bana. Şimdi bütçe görüşmeleri geliyor. Tele1'den ilan ediyorum. Bütçe görüşmeleri geliyor. Bütçe görüşmelerinde Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun bağlı bulunduğu bakanlığın bütçesi geldiğinde Ebubekir Şahin o komisyona nasıl girecek? Genel kurul salonuna nasıl girecek? Hazırlıklı olsun. 2 sene, 3 sene önce başına gelenlerin 10 misli başına gelecek. Hazırlıklı olsun. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'de medyayı bitirmeye çalışan bir insanı milli iradenin tecellikâğına sokmayız, sokturmayacağız.
Ben buradan uyarıyorum, söylüyorum. Madem sen basını bitirmeye çalışıyorsun Ebubekir Şahin, madem sen demokrasiye darbe vuruyorsun, bir darbecidir Ebubekir Şahin. Hep söylüyorum. Darbe sadece silahla yapılmaz. Bu şekilde darbe yapılır. Sivil darbe de yapılır. Ebubekir Şahin medya üzerinden darbe yapmaya çalışıyor. Ve bunun bedelini de kendisi ödeyecek. Evet. Telefonunuza çıkmadığına göre zaten söyleyecek bir şey yoktu büyük bir ihtimalle. Çünkü alınan bir talimatı yerine getirme gibi bir durum vardı. Değil mi Ali Öztunç? Öyle olsa gerek. Aradım, açmadı, dönmedi. Normal zamanlarda olsa bir şekilde dönerdi. Ben de kendisine görüşlerimi söyleyecektim. Eski Rütük üyesi sıfatımla görüşlerimi söyleyecektim. Üstüne basa basa söylüyorum. O kurulun eski üyeliğini yapmış. Girdiğiniz zaman bizim hayatımızda bu yazar. Eski Rütük üyesi diye. Ben o kurulda şanla, şerefle, namusumla, onurumla üyelik yaptım. Demokrasiden yana oy verdim. Demokrasiden yana demokrasi aleyhine çıkan kararlarda muhalefet şerhi koydum, muhalefet şerhi yazdım. Çok sayıda kararı yargıya taşıdım. Orada Mustafa Kemal Atatürk'e ve annesine hakaret edildiği için müdahale ettim. Müdahale ettiğim için saldırıya uğradım. Biz bu görev yaptık. Bu görev yaptığımız için ben dün aradım. Bakın bu kurulu, benim de üyesi olduğum bir dönem bu kurulun adını daha fazla kötülemeyin demek için. Buranın adını demokrasi düşmanlığıyla özdeşleştirmeyin demek için aradım. Çaldı telefonu. Biriyle konuşuyordu. Gördü muhtemelen benim aradığımı da. Sonra bir daha aradım. Yine çaldı, açmadı ve dönmedi de. Normal zaman olsa dönerdi. Belli ki ben dün akşam anladım ki talimat saraydan gelmiş. Beyefendi saraydan talimat almış. Saraydan talimata göre oy kullanıyor. İhsas-ı rey yapıyor zaten. Aynı zamanda kendisi. Evet. Şimdi Radyo Televizyon İş Kurulu'nun aslında her halükarda çoğunluk iktidar partisinde, iktidar kanadında olduğuna göre acaba bu meşru halini sonlandırmak için muhalefetteki üyelerin istifası gerekmez mi? Böyle bir düşünce nasıl bulursunuz? Bu tartışılabilir ama ben önümüzdeki milletvekili seçimlerini beklemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye değişiyor, Türkiye'de yönetim değişiyor, iktidar değişiyor. Türkiye'ye gerçekten demokrasiyi getirecek olan bir iktidar, önümüzdeki süreçte Türkiye'yi yönetmeye talip olan bir iktidar iktidara gelecek, Millet İttifakı seçimi kazanacak ve o zaman gerçekten bizim aleyhimize, Cumhuriyet Halk Partisi aleyhine küfür olmadığı müddetçe, küfür ve hakaret olmadığı müddetçe eleştiri yayını yapan hiçbir kanal böyle bedel ödemeyecek. Eleştiri hakkı herkesin hakkıdır. Herkes eleştirebilir. Siyasetçi de eleştiri açık olmamalı. Ama çıkıp da televizyonda iki laf edilir diye üstelik edilen sözlerde hiçbir şey yokken bu cezayı veremezsin. Eğer küfürden dolayı ceza vereceksen A Haber'in yüzlerce kez kapatılması gerekiyordu. Ya etmedikleri küfür yok bize, partimize, genel başkanımıza, bizlere. Söylemedikleri yalan yok, yalan haber yok. Sürekli yalan haber yazıyorlar. Yalan haber yapmak da suç. Rütük kanununa göre 6.112 sayılı kanununa göre suç. O zaman A Haber'in hiçbir şekilde yayında olmaması gerekiyor. Evet. Eğer bunlar kanun, kitap göze ediliyorsa ama bakıyoruz onlara hiç ses yok, seda yok. Ama muhalif kanallardan yani gazetecilik yapmaya çalışan kanallarda en ufak bir eleştiriye tahammülleri yok. Recep Tayyip Erdoğan ve partisinin demokrasiye, eleştiriye tahammülü kalmamış. Diktatörlüğe gitmek istiyor. Ama buna bu millet izin vermeyecek. Bu millet çok sabırlı bir millettir. Sabreder, sabreder, gereğini yapar. Tayyip Erdoğan'a bu millet sabretti, sabretti, sabır taşı çatladı. Göreceksiniz seçimde neler olacağını. Benim ilim Kahramanmaraş'ta dahil olmak üzere göreceksiniz. Çok teşekkürler Ali Öztunç. Sağ olun. Verdiğiniz destek için, dayanışma için çok çok sağ olun. Şimdi tabii konuştuğumuz konu bir anlamda seçimlere kadar bunun idare edilmesi, seçimlerden sonra tekrar yeni bir radyo televizyon üst kurulunun yapılanması konusunda işte Merkez Bankası'nı, radyo televizyon bütün kurumların aslında yeniden yapılanması meselesi söz konusu. Tabii bu bir hani seçim sonrası ya da seçimde olacak tablo bir ihtimal. Yani orada muhtelif ihtimaller var. İhtimallerden birisi bu. Yani gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi çok bilmiyoruz. Ama hani ülkedeki iklim bu ihtimalin gerçekleşme oranının hayli yüksek olduğunu gösteriyor. Yani evet. Bir şey değişecek. Şu tarafından bakalım. Hani bir şeylerin değişmeyeceğini varsayarak söylüyorum bunu. Erdoğan kazandı Cumhurbaşkanlığı adaylığını. Aday oldu, kazandı çünkü hala cılız bir adaylık açıklaması var.
Devlet Bahçeli'nin biraz daha güçlü adaylık güçlü, açıklaması var. Yani iddialı adaylar davulla zurnayla ilan edilir. Yani önce Devlet Bahçeli adayımız Erdoğan'dır dedi. Bunun üzerine sıradan bir rutin toplantıda ben de adayım gibi bir cümle duyduk. Sen de adaylığını açar, bunun adayı da, benim dedi. Benim dedi, o kadar yani. Yani bu normal geliyor mu? Yok. Tabii. Gelmiyor. Şimdi o yüzden hani şüpheler. Seyit Torun hatta, çok özür dilerim Seda. Tabii dinleyelim. Çünkü Seyit Torun hatta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcılarından. Sizi dinliyoruz Seyit Bey. Evet, iyi yayınlar diliyorum Zeynel Bey. Gerçi yayınınız kesilecek 3 gün ama verdiğiniz bu mücadele hiçbir zaman unutulmayacak. Gerçekten şu anda bu iktidar her türlü baskıyı, her türlü engelleme girişimini içinde bulunduğu panik halinden dolayı yapıyor. Artık gideceğini biliyor ve doğru objektif yayın yapan ve Türkiye gerçeğini aktaran hiçbir şeyi duymak istemiyor. Hele bir vatandaşlarımızın sorunlarını dile getiren ve bugünkü iktidarı içinde bulunduğu olumsuzluğu ifade eden yayınlarıyla vatandaşımızın her zaman derdine derman oldu. Ama maalesef bu iktidar her zamanki despot yapısıyla, elindeki o rütük sopasıyla hizaya getirmek istiyor. Ama biz yılmayacağız, hele bir yılmayacak. İnanıyorum ki bu verdiğimiz mücadele mutlaka bu ülkeyi demokrasiyi, adaleti getirene kadar devam edecek. Çok teşekkürler Seyit Bey. Sağ olun. Verdiğiniz destek, dayanışma için çok çok sağ olun. Her zaman yanınızdayız. Dik duracağız, eğilmeyeceğiz ve biz kazanacağız. Sağ olun. Umarım öyle olur. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sedat, sonuçta bir şekilde muhalefeti susturmak amacıyla yapılan Tele1 genel özelinde değil, aslında genel olarak tamamen halkın haber alma özgürlüğünü elinden alan bir karara imza attı Radyo Televizyon Üst Kurulu. Ya burada şuna bakmak lazım. Bir kategorize edeceksek iktidarın karşısındaki pozisyon almış kanalları, Tele1 biraz daha ayrı duruyor. Yani tepesinde gazeteci var. Bu çok önemli bir şey. Evet. Çalışanların hepsi gazeteci. Ve hani bir şey yok, sınırları yok. Böyle ticari kaygıları da çok olmayan bir kanal. Ve muhtelif kesime de açık. Ve muhtelif kesime insanlar gelip burada fikirlerini, düşüncelerini dile getirebiliyorlar. Hatta AK Parti'nin en rahatsız olduğu yapıdaki insanlar da buraya gelip fikirlerini söyleyebiliyorlar. Şimdi hani gazeteciden oluşan bir patronajda olduğu için kolay hedef haline görüyor bunlar. Yani arkasında böyle devasa bir sermaye desteği olsa, bir takım bağlantılar olsa bu kadar Tele1'in üstüne çullanmazlar. Oradaki yapıyı biliyorum ben çünkü. Yani rütbün içindeki yapıyı biliyorum. Kolay hedef gibi görüyor Tele1'i ama orada atladığı şu. Hani arkasındaki patronaj itibariyle zayıf olabilir, tırnak içinde kullanıyorum zayıf, ama halk var. Bitiremezsin. Yani bitmez, olmaz. Yani Tele1 gibi bağımsız gazetecilik yapılan kurumları izleyicisi, gazeteleri okuyucusuz cezalandırır. Onlar kapatırlar. Onlar kapatmazsa Tele1 işte AK Parti'nin içinden çıktığı bir siyasi yapı var. Evet. Milli Görüş. 4 tane partisini kapattılar. Bitti mi? Hiçbir zaman. Tam tersi büyüyerek. Tabanı var, desteği var, arkasında halkı var. Aynı şey işte Kürt partileri için söyleyelim. Kaç tane partilerini kapattılar. Eş genel başkanları içeride, milletvekilleri içeride. Bitti mi, biter mi? Bitmez, olmaz. Yani arkasında halk desteği olan siyasi yapılar ya da gazetecilik, bağımsız gazetecilik yapılan kurumları böyle yok edemezsiniz. Ama şimdi bu amaç bu. 6-7 aylık bir süreç içerisinde bunu halledebilmek yoksa. Tabii tam onu söylüyordum. Yani bir şöyle bir şey var. Kendi hakim olduğu medya gücüyle mülkiyet, yani o yandaş falan dedikleri bir şey yok. Mülkiyeti bizzat Recep Tayyip Erdoğan'a, iktidara ait bir medya grubu var karşınızda. Orada aparatlaştırılmış bir medya. Orada gazetecilik falan yapıldığını söylemek mümkün değil. Herhangi bir bürokratik kurumdan farkı yok. Çünkü işte canlı yayında gördük. Bir köşe yazarına gereğini yap diye bir genel müdür şube şefine, şübe müdürüne haber verir, talimat verir gibi diyor. Gazetecilikte böyle bir ilişki türü yoktur. Evet, evet. Yani hiçbir genel yayın yönetmeni muhabirine bile haberi nasıl yapacağını teknik kısımlar dışında söyleyemez. Hele bir yazarla şunu yaz diyecek. Gazetecilik hiyerarşisinde böyle bir şey yoktur. Yoktur. Yani yazarla genel yayın yönetmeni arasında bir hiyerarşi yoktur zaten. Yani gazetelerin sahipleri yazarlara patronluk yapamazlar. Gazetecilere patronluk yapamazlar. Çünkü gazetecilik egosu yüksek bir meslektir. Şimdi o yüzden ben bu tezimi doğrulasın diye bu örneği verdim. Evet. Oralarda bir gazetecilik falan yapılmıyor. Ama orada bir şey anlatıyor. Dün ne dedi örneğin Cumhurbaşkanı?
Yurt dışında eğitim gören insanlar için Türkiye cazibe merkezi haline geldi. Akın akın buraya geliyorlar. Bunun böyle olduğunu bilmesini istiyorlar. Çünkü kendi kanalını izleyen insanlar bunun mutlak doğru olduğunu kabul ediyorlar. Çünkü söyleyen Cumhurbaşkanı. Hı. Yani Zeynel Lüye'ye inanmazlar, Sedat Bozkurt'a inanmazlar, evet, ama Cumhurbaşkanı'na inanırlar. Onun orada kalmasını istiyor. Araya Tele 1 gibi bağımsız gazetecilik yapılan kurumların girerek bu illüzyonu bozmasını istemiyor. Evet. Amerika'da, Amerika kanalında diyor ki Amerika'da vitrinler boş. Oysa ki o stüdyonun altındaki marketin tezgahları dolu. Ve birisi çekip paylaşıyor. Sadece gazetecilik önünde bir engel değil. Doğru bilginin paylaşılması önünde de bir engel, işte dezenformasyon yasası. Hmm. Yani ortada doğru bilginin kendileri söyledikleri dışında bir doğru bilginin dolaşarak o yarattıkları illüzyonun bozulmasını istemiyorlar. O illüzyon sayesinde hala %30'a hükmediyorlar, %35'e hükmediyorlar. Sadece bu değil ya, tarihi gerçekleri değiştiriyoruz. Yani Abdülhamit'te bir gram toprak kaybetmedik diye bir tez ortaya atılıyor. Tarihi gerçek yani, bu 200 yıl önce yaşanmış, tüm dünya bilim adamları, tarihçiler tarafından kayıt altına alınmış. Google'a girdiğiniz zaman hangi dilde girerseniz girin karşınıza o dönem okuyabileceğiniz bilgi geliyor ve somut bilgi bu. Yani itirazı olan bir bilgi değil, tartışmalı bir bilgi değil. Yani herhangi bir tartışma götüren bir bilgi de değil bu. Ama bunu söylüyor. Çünkü niye? Kendi kitlesine, illüzyona uğrattığı kitleye elindeki medya gücüyle ulaşıyor. Ve o kitleye başka hiç kimsenin ulaşarak farklı bir şey söylemesini istemiyor. Farklı doğru bilgi ulaşsın istemiyor. İşte Kuzey Kore modeli ya da Türk Cumhuriyetler, Orta Asya Cumhuriyetleri, Orta Doğu ülkeleri modeli bu. Ama bu böyle olmaz. Yani Türkiye öyle sıradan, sizin iterek monte edebileceğiniz sıradan bir Orta Doğu ülkesi, Orta Asya ülkesi falan değil. Orayı biz çoktan geçtik. Yani Osmanlı'da geçmeye başladık. O sevdikleri için söylüyorum, Osmanlı'yı örnek veriyorum. O zaman başladık onu. O yüzden yani hele Türkiye'de bir basın özgürlüğünü siz kısıtlayacaksınız. Basını yani bunlardan önce de iktidarlar vardı. Hı hı. Bakın tek parti iktidarında basına müthiş bir baskı vardı. Evet. Tek parti iktidarında. Hani dersiniz ki o zaman işte imparatorluk bakiyesinden bir ulus devlet, bağımsız bir ulus devlet yaratıyorlardı, kurumsallaşıyordu falan filan. Ama vardı, yoktu değil yani. Nazım'a bu kadar güzel şiirler yazdıran o dönemin baskıcı rejimidir. Başka kimse değildir. Belki iyi tarafı budur. Konuşmak gerekirse. Güzel şiirler yazdı. Demokrat Parti döneminin ikinci bölümünde. Yani Hakikat Komisyonu diye bir komisyon kurulmaya kalkışıldı. Parti bölündü. Yani Demokrat Partisi bölündü. Bakın basına gelecek sansür nedeniyle. Evet. İşte Hürriyet fıkrası çıktı. Kendi içinde kendi içinde direnç gösteriyorlar. Türkiye böyle bir yer. Yani Türkiye'nin mevcut şeyini, potansiyelini ya da niteliğini anlatmak için veriyorum bu tarihsel örnekleri. Daha sonra da işte Özal döneminde de 2,5 gazete kalacağı muhtemelen sen de ben de kulağımızda duyduk. Hatırlıyoruz dün gibi. Hiç unutmuyoruz. Bu bir baskıydı. Yani işte medyayı muhtelif yollarla zapturat altına almaya çalıştı. O zaman da bir yalan haber yasa tasarısı getirmeye çalıştılar. Adalet Bakanı Oltan Sungurlu'ydu. Gelebildi mi? Gelmedi. Refah Yol döneminde yapmaya kalktılar mı? Yapmadılar. O iktidarlar gitti. Bakın biz burada onları konuşuyoruz. Evet. Bağımsız gazetecilik kazandı. Bu kadar basit. Bugün Rekip benim burada kazanacak. Bunu seninle konuşuyor olmam bunun en somut göstergesidir. Burada kimsenin tereddütü olmasın. Evet. Denendi, olmadı. Devam edeceğiz. Zafer Arapkirli telefon attığımızda. Sevgili Zafer, merhaba. Merhabalar Zeynel'ci de. Selamlar. Görüşlerini ve destek, dayanışma duygularını almak isteriz sevgili Zafer. Öncelikle sevgili Zeynel ile senin ve Merdan Yanardağ'ın ve bütün Tele 1 ailesine geçmiş olsun diyorum. Çok ama güzel. Geçmiş bir şey yok, olmuş bitmiş bir şey de yok. Daha yeni başlıyor mücadelemiz. Şaşırdık mı? Gayet tabii şaşırmadık. Dün Okan Konuralp'in bu konuyu önceden haber veren bir tweet'i vardı. Hatırlıyorum dün akşam saatlerinde. Oradan zaten haberdar olmuştuk ama zaten bizim için sürpriz değil bu tür cezalar ve baskılar. Bunu aslında Adalet ve Kalkınma Partisi rejimi 20 yıldır çeşitli yollarla yapıyor. Ama RTÜK diye bir araç, bir cihaz icat edildi ve bu RTÜK üzerinden bu tür baskıları zaten 20 yıldır şu veya bu şekilde uyguluyorlar. Ama önümüzdeki dönemde yani Türkiye'nin çok kritik, çok hayati, çok tarihi bir seçime gittiği bu dönemde yani son düzlükte bu baskıları bir şekilde alacaklarını biliyorduk. Nitekim daha 48 saat önce parlamentodan geçen o ağır bir zulüm yasası diye nitelediğimiz sansür yasası bunun en basit, en somut habercisiydi. Yani seçime giderken aykırı hiçbir ses duymak istemiyorlar. Hoşlarına gitmeyen,
onların şeklerini kırıcı, onları eleştiren, onları kritik eden hiçbir aykırı ses duymak istemiyorlar. Bunu da zaten gizlemiyorlar hiçbir şekilde. Ama şimdi Tele1'e bu şekilde ceza verip, işte geçmişte olduğu gibi Halk TV'ye, efendim KRT televizyonuna ya da yazılı basında Cumhuriyet'ti, Evrensel'di, Bir Gündü, Sözcü'ydü, bu tür hoşlarına gitmeyen, onların keyiflerini kaçıran gazetelere verdikleri cezalarla hiçbir yere varamayacaklarını aslında kendileri de biliyorlar. Bunlar mukadder sonu birazcık geciktirecek hamleler olabilir. Ama şunu gayet iyi bilsinler ve eminim biliyorlar. Bizler gibi gazeteciliğin evrensel ilkelerinden asla sapmayacak, demokrasiye bağlı, basın özgürlüğüne bağlı ve her ne şart altında olursa olsun kitlelerin merak ettikleri bilgiyi, haberi o kitlelere ulaştırmaya yeminli gazeteciler varken bunların sansür rejimi hiçbir işe yaramayacak. 3 gün değil, 333 günlük ceza da verseler ben eminim Tele1'in çalışanları, Tele1'deki onurlu gazeteciler ve medyanın onurlu bütün gazetecileri bilgiyi, enformasyonu, haberi kitlelere ulaştırmak için mutlaka bir yol bulurlar. Üzerimize beton dökseniz o betonun arasından çatlaklar açar, yine o yeşil filizlerle biz kitleye ulaşırız. Haberin önünü, hür düşüncenin önünü hiç kimse bugüne kadar kapatamamış, bundan sonra da kapatamayacak. Bir kere Rütük şunu gayet iyi bilmeli. Anayasanın kendisine vermediği bir yetkiyi kullanıyor. Bakın anayasada zaten çok açık bir hüküm var. Hiçbir kimse kaynağını anayasadan almayan bir gücü kullanamaz. Radyo Televizyon Üst Kurulu kendisini bir mahkeme yerine koyuyor ve son derece komik gerekçelerle. Bakın bir Türkiye İşçi Partisi milletvekili sizin yayınınızda şöyle şöyle bir laf etmiş. Bir kere laf suç içermiyor. Laf bir görüş, bir kanaat içeriyor. Suç içerdiğini bile varsaysak, o suçu işleyene bir ceza vermek üzere mahkemeler görevi devreye girer. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun görevi ne Seva Kadıgil'e ne de Tele1 televizyonuna ya da başka bir gazeteye ya da televizyonuna ceza vermek. Gazetecilik ilkeleri ihlal mi edilmiş? Hayır. Yayıncılık ilkeleri ihlal mi edilmiş? Hayır. Tele1'in yayın yapmak üzere aldığı lisansın koşulları ihlal mi edilmiş? Hayır. Bir konuğun söylediği bir laftan dolayı bir televizyon kuruluşuna kapatma cezası, ekran karartma cezası vermek anayasaya da aykırıdır, mevcut yasalara da aykırıdır ama basın özgürlüğüne, fikir ve ifade özgürlüğüne de aykırıdır. Bu cezaların ne Tele1'i ne de başka insanları susturacağını zannetmesinler. Biz her zaman dayanışma içinde ve fikir özgürlüğü ilkesinden, demokrasiden, basın özgürlüğünden zerre kadar sapmadan ve gazeteciliği savunarak var olduk, var olacağız. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Tele1 yalnız değildir. Hür basın hiçbir zaman susturulamayacak. Bunu kafalarına soksunlar. Çok teşekkürler Zafer. Zafer Arapgirli bizimle birlikteydi. Çok çok sağ olasın sevgili Zafer Arapgirli. Evet, İyi yayınlar. Meslektaşımız bu duyguları dile getirdi. Yani sonuçta hep herkes aynı şeyi söylüyor. Zaten biraz deneyimli gazeteciler, yani bir pratik üzerinden konuşuyoruz hepimiz. Yani özgür basının, bağımsız gazeteciliğin yok edildiği dünya üstünde, yani kısmen de demokrasinin işlediği bir coğrafya, bir ülke yok. Bunu dillendirmek lazım. Yani gerçekten bunlar denemeler. Evet. Bunlar denemeler. Sonuna kadar denerler. Çünkü bugün devlette siyaset yapan bir AK Parti var karşınızda. Yani bir kendi partisiyle yapmıyor Erdoğan siyasetini. Devletle yapıyor, işte Rütük'le yapıyor, askerle yapıyor, polisle, yargıyla, Merkez Bankası'yla, kamu bankalarıyla yapıyor. Bunların hepsinde araçsallaştırılmış kendi siyaseti için. İşte Anayasa Mahkemesi'yle yapıyor. Atamalardan görüyoruz biz bunları. Örneğin seçim yasasında eskiden vardı. Şimdi kaldırdılar. Başbakan'a bir avantaj sağlayacak bir devleti kullanmasını, olanak sağlamasını önlemek için başbakan ya da siyasi parti genel başkanı seçim yasaklarına sokuyorlardı. Yani yapamayacaklarını belirten ifadeler vardı orada devletin olanaklarıyla. Bu çünkü rakipleri karşısında ona bir avantaj sağlıyordu. O hükmü bile kaldırdılar. Evet, yani başbakana ilişkin herhangi bir seçim yasağı vardı. Şimdi Cumhurbaşkanı'na ilişkin hiçbir seçim yasağı yok. Ha, o zaman da bir hülle yapıyorlardı, ediyorlardı ama en azından yazılı metin olarak seni beni de rahatlatan bir hüküm vardı orada. Yani bir
hukuk devleti olduğunu hissettirebileceğin için o da kalktı. Evet. Yani devlet eline geçirdiği zaman Cumhurbaşkanı bu devleti istediği gibi, istediği amaç için, yani maddi bir çıkar sağlamak için de, politik bir çıkar sağlamak için de köküne kadar kullanabileceğine ilişkin bir hukuki zemin var artık. Hukuki demeyelim de kanuni bir zemin var. Kanuni zemin var, evet. Mithat Gök diyor ki, Samsun'dan iyi akşamlar, özgür basın susturamaz. Gün Tele 1 TV'nin yanında olma günüdür diyor. Gültekin Karcı bir tartışma, bazı gereksiz tartışmalar yerine bütün bu tartışmaları yapmak gerekiyor diyor. Başka başka tartışmalar yerine. Şerif Eybner diyor ki Tele 1 yalnız değildir. Her daim sizinleyiz demiş. Başka bakalım, evrensel hukuk başka bir şey, Türkiye'de başka bir şey demiş Necmi Aydın. Evrensel hukuk yani Türkiye'de uygulanmıyor. İyi ki de bu hukuksuzluğu seçimde yapacaklar ve sizin ancak bu kadar olacak diyor. Ve bakalım neler varmış. Fidan Çetecioğlu, mevkiler gelip geçicidir, haksızlıklar karşısında eğilmemek erdemdir. Düzgün bir insan haksızlık ve hukuksuzluk yapıp hak yemez. Bu haksızlıklarla hak yemelerinizle anılacaksınız demiş. RTÜK üyeleri için Tele 1 susturulamaz demiş. Hasan Yazgan keza öyle. Muhacir Beyoğlu, o da kıymetli Tele 1 ailesine geçmişler olsun diyor. Birçok mesajlarınız var. Mehmet Erdem diyor ki her karşılığın sonunda bir aydınlık, her gecenin sonunda bir sabah, her korkunun sonunda bir selamet, her çilenin sonunda bir nimet vardır. Kara gün kararıp kalmaz. Elbette ki Tele 1'de kararıp kalmayacak, aydınlığa erecektir demiş. Tabii. İşçi Partisi'nin bir tweet'i var, onu da gösterelim. Türkiye İşçi Partisi, parti sözcümüz Sera Kadıgil'in bir programda dile getirdikleri üzerinden Tele 1'in karartılma çabası, seçimlere muhalefetin konuşturulmadığı bir atmosferde gidilmesi planlarının parçasıdır. Tele 1 emekçilerinin yanındayız, güneş balçıkla sıvanmaz demiş. Tabii bu ikinci örnek. Bu ülkenin ana muhalefet partisinin genel başkanı da bir video çekip yayınladı. O yayınladığı videoyu iddialar içeren. Yayınladık diye ceza yedik. Ya dünyada var mı yani? Ya yok. Çok yani. Dünya gezmiş, dünyanın muhtelif coğrafyasının toprağını çiğnemiş biri olarak söylüyorum. Ha, gazetecilik açısından bakalım. Gazetecilik faaliyeti nedir? Evet. Bir iddia varsa ve bu iddiayı dile getiren insan politik bir kimlikteyse, bir kitlesi varsa buna aracılık yapmaktır. Evet. Yani siyasetçi niye basın toplantısı yapar? Niye çay kahve toplantısı yapmıyor da basın toplantısı yapıyor? En geniş kitlelere sesini duyurabilmek için. Evet. Tezini duyurabilmek için, iddiasını, talebini, itirazını, eleştirisini duyurabilmek için. Basın da burada o siyasetçilere aracılık yapmak gibi görev üstlenir. Bu bir kamu görevidir. Yoksa en temelinden söyleyeyim, hani demokrasi memokrasi diyoruz, hani sandık üzerinden kurulan demokrasinin işlediğini varsayarak, o bile işlemiyor bizde. Evet. Şimdi sandığa gidip tercih bulunacak bir seçmen tercihini neye göre belirleyecek? Şimdi kurmak istedikleri Türkiye'de şöyle bir tablo var. Hepsi A Haber izleyecek. Almanya bizi kıskanıyor, Amerika bizi kıskanıyor. Dünya şampiyonu olduk futbolda. Güreşteki doğru bütün kupaları topladık. Algı yaratmak i̇şte, amacıyla verilen tabii, bilgilere. Bilgilerle formatlandığı zaman bu seçmenin ikinci tercihi olamaz. Buradan aldığı bilgileri mutlak doğru kabul ederek gidip sandıkta oyunu kullanır. Buradan demokrasi çıkmaz. Buradan sıradan bir dolandırıcı öyküsü çıkar. Gerçek değil çünkü bu. Oysa ki işte sandık üzerinden kurulan demokraside bağımsız gazetecinin olduğunu varsayarak söylüyorum. Türkiye'de bu her şeye rağmen var. İşte Almanların bizi kıskanmadığını söylüyor bir kanal. Bunu da görüntüyle ortaya koyuyor ve rakamlarla ortaya koyuyor. Yani matematikte hile yapabilir misiniz? Yok, yapamazsınız. Aynı şey Amerika için de geçerli. Ya da ülkenin içinde bulunduğu bir taraftaki insanlar durmadan zenginleşirken bir taraftaki insanlar ekmek kuyruklarında, evet, 1 lira daha, bir ekmek daha fazla alabilmek için saatlerce soğukta ekmek kuyruklarında bekliyorlar. Bu tabloyu insanların önüne koyduğunuz zaman insanların kafasında başka bir Türkiye fotoğrafı canlanır ve bunun üzerine de muhtelif siyasi partiler, taraf olmak zorunda değilsiniz burada, bir zemin oluşturduğunuz ve o muhtelif siyasi partilerle bu kafası karışan seçmeni buluşturduğunuz zaman o seçmeni kim ikna ediyorsa, bu bilgiye ihtiyacı var çünkü, ikna ediyorsa gidip ona oy verecektir. Oy verecek. İşte sandık üzerinden kurulan standart en basit demokrasi işleyişi budur. Bunu bile istemiyorlar. Hiç demokrasi istemiyorlar. Tabii aslında istemiyorlar. Faruk Bildirici bizimle beraber, medya ombudsmanı. Sevgili Faruk merhaba. Merhabalar. Görüşlerini alalım. Her şeyin için üzücü tabii, böyle bir karar alınmış olması. Sevgili ekranları da izleyememek gibi bir kötülük de olacak bizim açımızdan, eksiklik olacak. Ama şunu söylemek lazım. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gruptaki konuşmasını dinleyince insan zaten
böyle vahim kararların gelmesini bekliyor maalesef. Çünkü Tayyip Erdoğan biliyorsun bu sansür yasasının karşı çıkanları 5. kol elemanı diye nitelendirdi. Yani bu ülkenin insanlarını, sansüre karşı çıkanları, ifade ve basın özgürlüğü isteyenleri düşmanlaştıran bir cumhurbaşkanımız var. Rütük'ün başkanı ve Rütük'te cumhurbaşkanının evinde, onun dışında bir karar zaten almıyorlar. Resmen siyasi iktidarın aparatı olarak davranıyorlar. O nedenle de bırakın basın özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü tanımayı, bir milletvekilinin düşüncesini ifade etmesine, eleştirilerini dile getirmesine bile karşı çıkmış oldular. Buna bile tahammül edemeyeceklerini gösterdiler. Ama ben şunu inanıyorum. Telebire şu karartma, ekran karartma ceza vermiş olabilirler. Diğer kanallara da ceza verebilirler. Ama bunlar susturmaya yetmeyecek. Zaten şuna inanıyorum. Bu kadar ağır cezalar getirmeleri, bu kadar ağır yasal bir takım düzenlemelere ihtiyaç duymaları da ellerindeki o kadar geniş medya gücünün aslında ne kadar etkisi olduğunu, Telebir ve bağımsız ve eleştirel medyanın, televizyon kanallarının ne kadar etkili olduğunu, bu topluma gerçek enformasyonu verme işlevini yerine getirdiği gösteriyor. O nedenle çıldırıyorlar. O nedenle cezalar daha ağırlaşıyor. Ama ben inanıyorum ki yasaklarını da boğulacaklar. Peki. Çok teşekkürler sevgili Haruk Bildirici. Eski bir Rütük üyesi olarak da tabii görüşler aynı zamanda dile gelmiş oldu. Bir anlamda Ali Öztürk de öyleydi. Biraz önce yayını aldığımız Öztürk. Kılıçdaroğlu'nun bir tweet'i var. Çok teşekkürler Faruk. Sağ olasın. Ben de teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi lideri bir tweet attı. Bir sosyal paylaşımda bulundu. Saray talimatıyla Rütük bir kez daha basın özgürlüğüne, çok sesliliğe darbe vurdu. Bağımsız, ilkeli yayıncılık yapan Telebir ekranlarını kararttı. Ne yaparlarsa yapsınlar daima bağımsız medya ile dayanışma içinde olacağız. Gerçeklerden korkan bu karanlık zihniyete son vereceğiz dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Bir kez daha okuyayım. Saray talimatıyla Rütük bir kez daha basın özgürlüğüne çok sesliliğe darbe vurdu. Bağımsız, ilkeli yayıncılık yapan Telebir ekranlarını kararttı. Ne yaparlarsa yapsınlar daima bağımsız medya ile dayanışma içinde olacağız. Gerçeklerden korkan bu karanlık zihniyete son vereceğiz dedi Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sedat. Yani işte bağımsız medya en çok siyasetçilere lazım. Yani en çok da onlara sahip çıkmalar lazım. Şimdi ama biraz önce Garofaylan buradaydı mesela. Yani zaten çıkabildiğimiz birkaç kanaldan birisiydiniz dedi. Resmen hayır, siyasetçilere lazım. Biz gazeteciler yani bu zeminleri siyasetçilere kullanırken hepsine ayıldığımız, bayıldığımız için kullandırmıyoruz. Biz haddini bilen insanlarız. Biz gazeteci olarak sorularımız vardır. Bu sorularımız da biz ruh hastası değiliz. Kendimizi tatmin için sormayız. Kamu adına sorarız. Evet. Kamuoyunun merak ettiği meseleleri sorarız. Karşımıza cumhurbaşkanı da olsa, başbakan da olsa, muhalefete mensup genel başkan ya da herhangi bir yönetici de olsa. Ve bu tüm dünyada demokrasinin işlemesi için biraz önce anlattığım nedenlerden bir temel taştır artık. Yani bir iletişim çağında yaşıyoruz biz. Evet. Ya insanlar gazetecilerden aldıkları bilgilerle bilgi sahibi olacaklar. Ona göre kendilerine bir hayat kurgulayacaklar, bir tavır geliştirecekler, siyasi tercih oluşturacaklar. Ya da güvenilmez kaynaklardan aldıkları bilgilerle kafaları karışarak ya da bir propagandaya muhatap olarak kafaları karışarak tercihlerde bulunacaklar. Şimdi aslında Merdan Yanardağ'dan bir rol çalarak bir iki tane cümle kurayım. Lütfen. Hani sadece yani Rütük'ün Telebir'e uyguladığı ceza üzerinden özel bir şey konuşuyoruz. Dün ne konuşuyorduk? 41 tane madencinin cinayetini evet. konuşuyorduk. Bunların hepsi birbirinden bağımsız değil. Bu ülkede bir vahşi kapitalizm var. Üretilsin, patronlar daha kazansın ve bu para kazanırken de çok az maliyetle para kazansın. Ve kendi müthiş bir patron sınıfı, zengin sınıfı yarattı. Hani bu ülkede çok olmadı, tek tük oldu. Hani burjuva olarak adlandırabileceği nitelikli bir zenginden de söz etmiyorum. İşte maden kazası bunun bir örneği. Madenlerin özelleştirmeleri, madenlerin lisansının verilmesi, HES'lerin lisanslarının verilmesi, bunların tamamı bir servet aktarımıydı. Yani servet aktarımı için devlet aygıtı sonuna kadar kullanıldı. Kamu bankaları kullanıldı. Evet. Yani işte kamu bankası sonuna kadar kullandılar kamu bankaları. Hala da kullanıyorlar. Yani sadece bir medya organını el değiştirirken verilen kredi değil, devletin devreye girerek zengin yaptığı ya da bir sermaye aktarımı yaptığı yapı. Oyağında bir şirketini adama, daha doğrusu adamın bir şirketini oyağa pahalıya da sattılar. Evet. Oyak dediğiniz hani ordu yardımlaşma kurulu olduğu için bir ticari faaliyet.
ticari, en azından öyle bir kurum olmadığı için adını söylüyorum. Ve halen oralar besleniyor, devlet kaynaklarıyla besleniyor. Yani buraya bir tane kamu kurumundan reklam geliyor mu? Gelmiyor, bir saniye bile gelmiyor. Ama onlara saatlerce veriyorlar. Şimdi bu bir para aktarımıdır. Yani devletini soran bir hükümetiniz var mı? Var. Devletini bir de sermayeye, devletin olanaklarını, devlet dediğiniz senin benim paramla oluşuyor, başka bir şeyle değil. Hani emekli olmamız bunu ortadan kaldırmıyor. Çünkü su aldığımız, patates aldığımız zaman bu ülkenin en zenginleriyle aynı oranda dolaylı vergi ödüyoruz. Evet. Yani böyle müthiş vergi adaletsizliğinin olduğu bir gün. Şimdi bu vahşi kapitalizmin işlemesi için ülkenin yönetiminin faşizm olması gerekir. Bu kadar basit. Adını koyduğunuz zaman zaten mesele anlaşılıyor. Rütük burada seni sıkıştıracak. İşte orada onu sıkıştıracak. Yargı oraya çalışacak ki görüyoruz açık bir şekilde. Evet, yani en yüksek mahkemesinden en alçaktaki yani sıradan bir kürsü diye atanan hakime kadar görüyoruz. Politik bir kimliğiniz yoksa zaten oralara bir yere gelme ihtimaliniz yok sizin. Şimdi bu rejimde tek tek bunları konuşmak, bunları tartışmak ne kadar anlamlı ona bakmak lazım. Hani gazetecilik taraflı bir iştir. Hani gazeteciliği böyle bir ezber olsun diye tarafsızlık falan filan üzerinden adlandırıyorlar. Hayır, gazeteci taraflıdır, halktan yana taraftır. Halkın taleplerini, itirazlarını, halkın eleştirilerini halk adına yüksek sesle dile getirir. Hı hı. Bir yerlere ulaşılmasına aracılık yapar. Gazetecinin en önemli görevi budur. Gazeteci de politik bir kişiliktir. Yani gazeteci tarafsız değildir. Gazeteci böyle nötr birisi değildir. Olamaz. Yani. Gazeteci bağımsız gazetecilik yapabileceği rejimi talep eder. Nedir o rejim? Güçler haline dayalı bir demokrasidir, hukuk devletidir. Bu olmazsa sen ben bağımsız gazetecilik yapamayız. Yapamayız. Bu zemini biz önce talep etmeliyiz, inşa etmeliyiz. İnşa ettikten sonra da muhafaza etmeliyiz. Bu saydıklarım gazetecilik mesleğiyle ilintili değildir, politiktir. Hı hı. Ama gazeteciliğimi yapabilmem için bu politik talebimi vermem lazım. Şimdi bugün burada bunu yapıyoruz. Hı hı. Bu gazetecilikten bağımsız değildir. Bu konuştuklarımızda, söylediklerimizde, tahlillerimizde, taleplerimizde, mücadelemizde. Yani demokrasi olmadan bağımsız gazetecilik olmaz. Bağımsız gazetecilik olmadan da demokrasi olmaz. Bağımsız gazeteciliği elde edebilmek için muhalefet yapıp kendi istediğin, çalışabileceğin koşulları oluşturabilecek. İşte, koşullar belli. Demokrasi. Demokrasiyi oluşturan güçler ayrı. Güçler ayrı olması lazım. Çünkü niye? Orada üç tane güç var. Yargı, yasama, yürütme. Bunları sen kamu adına denetleyen dördüncü güç olabilmen için bu üç gücü ayrı olarak inşa etmek zorundasın. Ya da inşa edilmesi için mücadele etmek, mücadele edenlere omuz vermek zorundasın. Hı hı. Ha sonra omuz verdiklerine de mücadele edeceksin. O muhafaza etmek için. Çünkü çok hoşlanmayabilirler. İktidar ortamı, iktidar ruhu, iktidar psikoloji başka bir şey. Gazetecilik sürekli politik mücadeleyi gerektiren bir meslektir. İşte o güçleri tekrar yeniden oluşturabilmek için altın masa Nazmi Bilgin hatta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı. Nazmi abi merhabalar, buyurun. Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkürler. Tabii çok üzücü bir olay ama bana kalırsa bu mücadeleyi başlatmakta geç kaldık. Yani bu verilen cezalar, daha doğrusu en son verilen bu 3 günlük karartma cezası gösteriyor ki biz önümüzdeki seçimlere herhangi bir siyasi partinin kazanması veya bir siyasi partinin kaybetmesi olarak girmeyeceğiz. Biz önümüzdeki seçimlere Cumhuriyet'in kazanımlarının elden gitmesi ve yerine dinci bir rejimin gelmesiyle bu rejimi korumak konusundaki bir kavgayla gidiyoruz anlaşılan. Çünkü bu verilen cezalar bana kalırsa önümüzdeki günlerde daha da artacak. Bizim çıkardığımız bir gazete var, 24 Saat Gazetesi diye, bir cemiyetin gazetesi. Ona da 2 gün önce 1.300.000 liralık, yani bizim ödeme gücümüzün çok üzerinde bir ceza geldi. Mahkemeyle bunu halledeceğiz. Şimdi şunu hemen belirtmek isterim ki ben RTÜK Başkanı'nı tanıyorum. Basın İlan Kurumu'nda da beraberiz. RTÜK Başkanı'nın kalitesi de kandidesi de bu tip cezaları verme konusunda çalışacak noktada değil. Bence bütün bu cezalar, daha doğrusu raporlar köşkte, bu iletişim merkezi denilen yerde hazırlanıyor ve ondan sonra yalnızca uygulayıcı olarak veriliyor. Aynı şey Basın İlan Kurumu'nda da geçerli. Onlara gönderiyorlar, şunlara ceza vereceksiniz, şunları kapatacaksınız, şunların ilanını keseceksiniz diye. Bunlar uygulayıcılar yani. Asıl merkez tamamen Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi.
bu cezaların verilmesi, hem yazılı basının susturulması, hem televizyonlara karartmaya kadar gidecek cezaların verilmesi gerçekten Türkiye için bir yüz karası. İbretli ve dikkatle izliyorum konuşmaları. Cumhuriyet döneminin hiçbir bölümünde evet şey söyle sevgili Bozkurt, tahkikat komisyonları da kuruldu. Doğrudur. Ama 1958'de buna kendi partisinden bile, yani Demokrat Partisi'nden bile karşı çıktılar. Ve oradan bir Hürriyet Partisi doğdu. Hürriyet Partisi'nin doğuşu Demokrat Parti içindeki bu antidemokratik yasaların, yani tahkikat komisyonlarının işlevi başlamasından dolayıdır. Sanıyorum hala daha Adalet ve Kalkınma Partisi, daha doğrusu AKP'nin içinde de kendi vicdanlarına böylesine bir baskıyı sığdıramayan insanlar vardır. Olması da lazım. Ya bir toplumu televizyonları susturarak, gazeteleri cezalandırarak demokrasiyi ortadan kaldırabilseydiniz iş kolay olurdu. Ama eğer insanlık tarihine bakarsanız, daha doğrusu insanlığın demokrasiyle ilgili yaptığı mücadelelere bakarsanız, bu cezalar, hapis cezaları, kapatmalar, işkenceler, eziyetler bile insanların içerisindeki demokrasi arzusunu hiçbir zaman öldürememiştir. Şimdi bu seçime giderken bunun dozunun artacağı kanaatindeyim. Yalnız şöyle bir şey de bizim üzerimize düşüyor. Yalnızca böyle demeçler vererek değil, ciddi toplumsal bir takım kanuni gösteriler yaparak yalnızca telebile değil, Türkiye'de demokrasinin yaşamasına ve özgürlüğün yaşamasına, basın hürriyetinin ayaklar altına alınmaması konusunda direnç göstermemiz lazım. Evet. Bu direnci göstermekte de gecikmememiz lazım. Çok önemli. Ayrıca burada şu anda muhalefet olan partilere de ciddi görevler düşüyor. Ben bu konuda bir çalışma yapıldığını zannetmiyorum. Rütük kanunu gibi değiştirildi bazı maddeleri. Yine basın kanunu yine değiştirildi bir takım maddeleri. 195 sayılı basın ilan kurumu kanunu, bir dolu maddesi, genel müdürün atanmasının şekli dahil olmak üzere bir dolu maddeleri değiştirildi. Eğer bu şekliyle iktidara geldiklerinde devam ettireceklerse bir şey söylemem. Ama eğer bunları değiştirmek istiyorlarsa deneyimli bu konuyu bilen gazetecilerle bir araya gelip bir an önce bu konuda çalışma yapmaları lazım. Peki. Çünkü eğer biz demokrasi istiyorsa kendimiz için istemememiz lazım. Çünkü görüyoruz ki karşımızdaki taraf tek yanlı olarak bakıyor. Ben size çok basit bir şey söyleyeyim. Televizyon bazı televizyon kanallarını açtığınızda Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'in kurulu düzenine karşı çok ciddi yasalara aykırı yayınları göreceksiniz. Bunların hiçbirisi görülmüyor. Ancak bir milletvekilinin, ki konuşan da milletvekili, bir kanalda, yasal bir kanalda çıkıp konuşması karartma gibi. Aslında bu karartma bizim özgürlüklerimizin karartılmasıdır. Ekranların karartılmasıyla kısıtlı değildir. Bu o ekran siyah olduğu süre içerisinde, karardığı süre içerisinde o düğmeye basan herkes görmelidir ki bugün artık bizim tamamen özgürlük ihtiyaçlarımız, basın özgürlüğü, demokrasiye olan arzumuz kapatılmış, karartılmış. Onu görecekler. Bunu da bilmeleri lazım bu cezayı verenler. Yani o utançtır, bir ekranın karartılması demokrasiye karşı yapılan bir saldırıdır, açıkçası söyleyeyim. Evet. Biz her zaman olduğu gibi televizyon ve bu konuda gerçek habercilik yapan televizyon kanallarının yanındayız. Bizim üzerimize ne görev düşüyorsa kanal olarak her zaman bunu yapmaya hazırız. Daha önce de bunu söyledim. Bunu da açık yüreklikle söylüyorum. Ve son olarak şunları söylemek isterim ki Rütük kanunu tamamen değiştirilmelidir. Radyo Televizyon Yüksek Kurulu kurulurken biz cemiyet olarak siyasetin emrine girmemesi gerektiğini söyledik Rütük'ün. Yani üyelerin meclis tarafından seçilmemesi gerektiğini söyledik.
Evet. Eğer bir Rütük kurulu kurulacaksa bundan sonraki çalışmalarda bunların eğer gazeteci ise basın örgütlerinden seçilen kişi, eğer bir hukukçuysa ki şeylere bağlı, orada doğru sayılara bağlı, meslek örgütleri barolar tarafından, diğerinde teknik bölümünde o konunun uzmanı kurumlar tarafından aday gösterilip seçilmesi lazım. Aksi takdirde yine bir kısım yine iktidar olacak, yine muhalefet olacak. Yani Rütü'nün önümüzdeki dönemde eğer demokrasi yaşarsa, cumhuriyeti yaşatabilirsek bu kanunun derhal değiştirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Teşekkür ederim. Seni bir yalnızca doğruları yansıtmakta kalmıyor. Bunu bir ispat olarak söylemiyorum. Televir cumhuriyeti yaşatmaya çalışıyor. Yani televirin mücadelesi bir dinci yönetimle bir gerçek demokrasi yaşatan, cumhuriyeti yaşatan bir rejim arasındaki kavgada taraf olmasıdır ki biz de aynı taraftayız. Sonuna kadar da aynı tarafta kalacağız. Çok teşekkürler Nazım abi. Sağ olun. Dayanışma cümleleriniz ve ifadeleriniz için. Kürsü dokunmazlığı diye bir şey vardır. O da ne oldu? Vekil istediği her yerde konuşur diyor Durmuş Görgülü. Ada üzerinde milletin vekili yani seçilmiş. Kanalla konuşmasın mı? Hani ceza veriyorsun da bari bir mantığı olsun diye eklemiş. İsmail Keskin de benzer şeyler yazmış. Kürsü dokunmazlığını kaybedeli parlamentoda insanlar çok... Parlamento kayboldu zaten. Bir parlamenter sistem değilsiniz. Parlamentonuz yok sizin. Yani geçen sene ilk kez gündemsizlik nedeniyle tatile girmiş bir parlamentonuz var. Bu arada tabii Nazmi abiye de burada mesleğimiz adına teşekkür etmemiz lazım. 50 yıldır bir mücadelenin evet. içinde ve en harlı dönemini bugün veriyor. İçimizdeki en delikanlı o. En delikanlı o doğru. Ve sonuna kadar mücadele veriyor ve tarihsel tanıklıklarını da aktarıyor. Bu çok önemli. Ve daha önce de basın ilan kurumu da basın kartlarının verildiği komisyonda dahil olmak üzere söylüyorum. Mesleğimiz adına yani basın emekçileri adına çok ciddi mücadeleler verdi. Bugün de bütün meslek birliklerini, bütün meslek örgütlerini bir araya getirdi Nazmi abi. Buradan bir mesleğimiz olarak ona da bizim ayrıca bir teşekkür etmemiz lazım desteğinin ötesinde. Bunu bir dile getireyim istedim. Meslek birliklerinin aslında artık bundan geldiler, sonra mecburen, ayrılıktan yok, sonra bir araya değiller, gelip. Yok değiller, ben değil. Ben toplantılarına da katılıyorum. Nazmi abi birazcık mütevazilik yapıyor. Bu basın yasasıydı, basın kartı yasasıydı, basın kartı yönetmeliydi, basın ilan yasasıydı. Bizzat cemiyetin oluşturduğu medya dayanışma platformunun içinde hukukçular tarafından bunların metinleri hazırlanıyor. Bir kısmı hazırlandı, bir kısmı hazırlanıyor. Çünkü bu iş siyasetçilere bırakılmaz. Yani iktidar evet. değişti, oh ne güzel. İşte yeni iktidarımız bizim basınla ilgili mevzuata ya da düzenlemeleri yapsın. Hayır yok. Siyasetçi karışamayacak bu işe. Siyasetçi gazeteci tayin etmeyecek, devlet gazeteci tayin etmeyecek. Bunu meslek örgütleri yapacak. Hı hı. Şimdi burada bir meslek örgütleri basın dayanışma platformu adı altında hemen hemen hepsi bir araya gelmiş vaziyetteler. Oradan çıkan irade bunu yapacak. Yani basın kartının nasıl verileceğini, basın kartının kimlere verileceğini, basın yasasının nasıl olacağını, basın iş kolunda çalışan emekçilerle patron arasındaki ilişkilerin nasıl düzenleneceğini, RTÜK, bu da önemli. Bunların tamamını meslek örgütleri yapacak. Bu siyasetçilere bırakılmaz çünkü kesinlikle. Siyasetçilere bıraktığımız zaman ne olacağını biliyoruz. İşte bugünkü başımıza gelen. Yani. Şimdi birkaç... sosyal paylaşım vereceğiz. Bu Tele1'e yönelik RTÜK kararından sonra Ali Mahir Başarı diyor ki saray tarafından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e verilen talimat sonucu Tele1'e 3 gün yayın durdurma cezası verildi. Tek adam idaresi halkın haber alma özgürlüğüne, demokrasiye darbe vuruyor. Yazıklar olsun demiş Ali Mahir Başarır. Erkan Baş, Türkiye İş Partisi Başkanı, Genel Başkanı diyor ki seçime muhalefetin konuşturulmadığı bir atmosferde gitme planlarının bir parçası olarak AKP-MHP iktidarı Tele1'i karartmaya çalışıyor. Kararmış bir şey varsa o da ancak sizin zihniyetinizdir. Tele1 emekçilerinin yanındayız. Tele1 susturulamaz demiş. Veli Ağbaba, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, saray seçim çalışmalarına başladı. İlk iş sansür yasasını çıkardılar. Şimdi de Tele1'in ekranını karartıyorlar. Karartılan Tele1 değil, Türkiye'nin geleceğidir, haber alma hakkıdır. Ne yaparsanız yapın gerçekleri susturamayacaksınız demiş. Bahadır Erdem diyor ki AKP için medyayı dizayn eden RTÜK şimdi de Tele1 kanalına 3 günlük yayın durdurma cezası vermiş. Bir sonraki adım ise tümden yayın hayatına son verme. Açıkça ifade ediyoruz, susturamayacaksınız, korkutamayacaksınız, sindiremeyeceksiniz, az kaldı gideceksiniz. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı
Evet, başka ne var? Murat Arel, sevgili meslektaşımız diyor ki sansür yasası ile yurttaşları, RTÜK eliyle kanalları, basın ilan kurumu ile gazeteleri, mahkemeler eliyle de gazetecileri, medya mensuplarını susturmaya çalışıyorlar. Tele 1 TV'ye verilen 3 gün ekran karartma kararı tam da bu korkunun dışa vurumudur. Tele1.com.tr'nin yanındayım demiş Murat Arel. Oğuz Kağan Salıcı diyor ki RTÜK Tele 1'e 3 gün ekran karartma cezası vererek görevini yerine getirdi. Sansür yasası meclisten geçtikten sonra şimdi de ekranları karartmaya başladılar. Seçimlere muhalefet olmadan gidilsin istiyorlar ama tüm çabaları boşuna, mücadeleyi büyüteceğiz. Tele 1 susturulamaz diyor. Sedat, çok teşekkürler. Ben bir cümle alayım senden. Son bir cümle söyleyeyim. Geçen haftalarda bir yazı yazmıştım. Eleştirmeyen basın suçludur diye. Bu cümle tırnak içinde Kennedy'nin bir cümlesi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Kennedy'nin işte o domuzlar körfezi çıkarmasını, Küba'ya yapacakları çıkarmayı önceden haber alan iki tane gazete var. Evet. Bunu doğrulatmaya çalışıyorlar. Bunu öğrenince başkan bu gazetenin patronlarıyla, genel yayın yönetmenlerine baskı yapıp bu haberi yayınlatmıyor. Yayınlanmadığı için domuzlar körfezi çıkarması Amerika açısından bir trajedi haline dönüşüyor. Ve trajedi üzerine basının karşısına çıkan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Kennedy diyor ki, basın suçludur diyor. Bunu korkmayıp yazsaydılar ki görevi korkmak değildir, cesaret de bunu yazmaktır. Olmayacak. Ben bunu yapmayacaktım evet. Ve bu kadar insan da ölmeyecekti. O yüzden basın suçludur demiş. Bu tarihi bir eleştiridir. Evet, Kennedy'nin itirafıdır aynı zamanda. Acayip bir şeydir. Acayip. Bunu niye anlattım? Gazeteci tam da budur. Yazmazsa suçludur. Evet. Çok teşekkürler Sedat Bozkurt. Ben teşekkür ederim. Tekrar... Değerli izleyiciler, farklı bir gündü. Basın tarihinin kara günlerinden birisi. Tele 1'e 3 gün ekran karartma suçu cezası geldi RTÜK tarafından. Artık izleyicilerimiz bu konuda gayet iyi biliyorlar. Biliyorlar ki gerçeklerden korkanlar kendileri kaybederler. Karanlık köşelerinden iş çevirmeye kalkanlar er ya da geç ayıplarıyla baş başa kalırlar. Ve sonuçta gerçekler özgürdür ve de sus dendiğinde susmayız.